Benim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sabah Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını cevapladı. Önemli başlıklar var açıklamalarının arasında. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sabah Gazetesi'ne çok önemli açıklamalarda bulundu. Covid-19 salgınının ekonomi etkisine değinen Albayrak, dünya salgına hazırlıksız yakalandı dedi. Küresel ekonomi maalesef salgına hazırlıksız yakalandı. 2008 sonrası para ve maliye politikalarında eşgüdüm sağlanamadı. Büyümeler hala küresel anlamda hedeflenen seviyelere ulaşamadı. Küresel ölçekte borsaların gerilemesine, genel olarak ülke risk primlerinin yükselmesine, finansal varlık gruplarının ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kaybetmesine, tüm dünyada ekonomik aktivitenin yavaşlamasına, hane halkı gelirlerinin azalmasına İşsizliğin artmasına şahit olduk. Salgın ne kadar hızlı kontrol altına alınırsa toparlanma süreci de o kadar hızlı olacaktır. Uluslararası ticaret için yol haritası belirleyen Bakan Albayrak küresel ekonomide toparlanma için tarih verdi. Ülke olarak salgınla mücadelede başarılı olmamız önemli ancak tam anlamıyla normalleşmenin gerçekleşebilmesi için ticaret ortağımız olan ülkelerin de ekonomik anlamda toparlanması önemli. Ülkemizin en büyük şanslarından biri özellikle böyle bir salgın döneminde Sayın Cumhurbaşkanımın liderliğinde neyin ne olduğunu bilen bir kadro tarafından yönetiliyor olmasıdır. Değerlendirmelerimize göre küresel ekonomide toparlanma 2021 yılının başlarında ancak başlayabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı salgınla mücadelede Türkiye'nin başarısına dikkat çekti. 4,4 milyon aileye yapılan yardımları anlattı. Salgınla mücadelede tarihi bir başarıyı ortaya koyduk. Dünyanın neredeyse tamamında gördüğümüz olumsuz görüntülerin bir tanesi bile ülkemizde yaşanmadı. Tüm dünya Türkiye fotoğrafını net bir şekilde görmüş oldu. Türkiye yapamaz duvarı yıkıldı. 4.4 milyon ailemize nakdi yardım yaptık. İşini kaybeden vatandaşlarımız da ayrıca bu yardım kampanyasına dahil ediyoruz. Kredi Garanti Fonu paketli işe devam paketi kapsamında 144.446 firmamıza yaklaşık 121.1 milyar Türk lirası finansman sağlandı. 5 milyon 52 bin vatandaşımıza 29.2 milyar Türk lirası kaynak sunuldu. Yaklaşık 878 bin esnafımıza 19.7 milyar Türk lirası finansman sağladık. Eksiklerimiz olabilir ancak devamlı sahadan talepleri topluyor, gereken ilave tedbirleri alıyoruz. Bakan Albayrak, Merkez Bankası'nın rezervlerinin yeterli olduğunu da belirtti. Rezervimiz 86 milyar dolar ve yurtdışı finansal borçlar için yeterli ifadesini kullandı. Albayrak, özel bankaların salgın sürecinde vatandaşa çıkardığı zorluklar için de tefecilik benzetmesi yaptı. Sözünü ettiğiniz bankalar maalesef ihtiyatlı davranıyoruz iddiasıyla yaklaşık 2 yıldır... Reel sektöre ihtiyacı olan finansmanı sağlamaktan imtina ediyor. Bugün de Covid-19 ile ilgili belirsizlikler sürerken kredi kullandırmayı ticari anlamda doğru bulmadıkları söyleniyor. Tabii siz şu kadar teminatım var, müşterim batarsa batsın teminatımı alır zarar etmem düşüncesiyle hareket ediyor ve bir nevi tefecilik türünde bir faaliyet yürütüyorsanız bizim ve de devlet olarak buna müsaade etmemiz kimse kusura bakmasın mümkün değildir.